Evet sayın seyirciler, bugün çok özel bir programla beraberiz. İyi Bir Aile Değiliz'in yazarı ve yönetmeni Hakim İçici ve hepimizin tanıdığı, hayran olduğu sayın... Kaan Yıldırım. Hoş geldiniz. Utanmıyorsunuz. Perli kelli, allı pullu insanlarsınız. Niye kendi amcanızı gömmüyorsunuz? O kadar amca var bu dünyada, tuttunuz bizim amcamızı mı? Bu amcam ne? Hoş bulduk efendim. Hoş ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyi, hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Seyrettik, öyle bir şansımız oldu ve çok eğlendik. Çünkü bizi zorla güldürmeye çalışmamışsın. Evet, yapmamaya gayret ettik. Güldürürken de düşündürmeye çalışmışsın. Aynen, öyle bir niyetim hiç bilmiyorum yani. İki tane ana konumuz olsun. Bir, bu filmle ilgili konuşalım. Tamam. Bir de bir insan niye film çekmek ister? Çektiğinizde ne oldu? Bu kadar zorluğa niye uğraşıyorsunuz? Onu konuşalım. Romantik istek. Çocukken artist olmak isteme gibi. Biraz büyüdükten sonra da öyle bir ya yönetmenlik falan yapılabilir mi acaba gibi bir plan kurdum ben açıkçası oyuncuyken de. O isteği gerçekleştirmem için ya setlerde uzun bir süre çalışmam lazımdı. İşte reji yapmam lazımdı. Kim niye vesaire. Çalışasın? Ya evet, ama ben zaten hani tiyatroyla ve oyunculukla ilgilendiğim için setin başka bir tarafındaydım. O yüzden kendi hikayemi yazarsam bunu çekebileceğimi fark ettim. Başka türlü benim kendimi yönetmen olarak ispatlamam falan da çok mümkün de değildi. O yüzden senaryo yazmayı öğrenmeye çalıştım. Oynarken okurken falan filan zaten böyle belirli fikirler oluşuyordu. Tiyatrodan da belirli fikirler oluşuyordu. Yani aslında kendi yazdığım bir şeyi yönetmekle başka sını yazdığı bir şey yönetmek bambaşka yönetmenlikler mi? Herhalde öyledir yani. Bunu bilmiyorum ki. Ben ilk defa kendi yazdığım bir şeyi yönettim. Bu kadar başarılı bilinen bir aktör, bu kadar hayatında ilk defa bir film yazıp yöneten bir yönetmeni biraz eleştirsin ya da gömsün. Rahat çalıştınız mı? Çok acemice bulduğunuz şeyler oldu mu? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz Kaan? Bahsederiz. Hazır mısın? Dosttuk bak, güzeldik, iyiydik ya. Demek ki Flu TV'ye kısmetmiş. Buraymış değil mi? Suyu atsam ya. Her şeyin ilkini yapmak daha zordur. Ama bence Haki çok çalışıp gelmişti zaten. Gerçekten söylüyorum böyle burada diye falan ben değil. Ben de çalıştığımı söyleyebilirim tabii. Onu ben de biliyorum. Yani gerçekten hazır gelmişti. Ve atıyorum işte bir aksiyon filmi çekiyor olsak ve ilk yönetmenliğindeyse tabii ki düşünürsün. Çünkü orada başka teknikler, başka... Keşke başka bir film mi çeksen Haki'cim falan. Ama bu film... Zaten bence müthiş bir zorluk içermiyor gibi gözüküyordu kağıt üstünde. Bence zordu ama. Rejisi bence çok zor bu işin. Ama Haki o kadar güzel bir matematik kurmuştu ki böyle 8-10 kişilik sahneleri küçücük bir evin içinde o kadar doğal akıtabilmek bir meseledir. Çok daha kolaya kaçıp tek planlarla ve büyük sahnelerle uğraşmayıp gidip işte herkese birer yakın kesip alışılagelmiş bir mevzuda da çekebilirdi. O da tatsız olurdu bence. Evet, evet. Çünkü yani... bu filmin o dile ihtiyacı vardı. O yüzden ben hiç ilk yönetmenliğini yapan biriyle çalışıyormuş gibi hissetmedim. Yani gerçekten yüzü burada diye söylemiyorum. Bir tane bir geyiğimiz olduğunu söyleyeyim ya. Geyik kere... dediğiniz ağır birbirinize girdiniz benim anladığım. Hayır, hiçbir birbirimize ufak bir yüzümüze tükürme gibi karşılıklı. ben bir sahneyi 28 kere çektim diye sorun oluyor. Biraz konusundan bahsetsene ne olur. Kahramanımızın babası ölüyor. Babamızın köyde aile mezarlığı var ve sülale şehirde ölen babayı köydeki mezarlığa götürmek istiyor. Kahramanımız kabul etmiyor ve cenaze kayboluyor. Kahramanımız için cenaze çalınıyor. Filmde çok enteresan bir şey oldu. Birinci dakikadan filmin sonunu bulmaya çalışırım ve filmin tamamını kaçırırım. Bu sefer o kadar hayatımda yaşadığım ya da çoğumuzun da sonrasında geyiğini de yaptık. Bildiğimiz ve biraz da uzak durmaya çalıştığımız şeyleri ben bazı yerlerde böyle yaptım. Hiç yani korku değil, bir şey değil ama bunları hayatının belli dönemlerinde aklında kaldı, not aldın, ileride kullanırım diye mi? Yoksa oturunca insanın aklına geliyor mu bunlar? Ya evet, beni de rahatsız eden bazı şeyler var. Onlarla ilgili böyle bir şey yazmak istiyorum. Ama bu senaryonun da böyle bir matematiği var. Bu matematiğe uymazsam yapımcı bulmam çok zor. Oyuncuları dahil etmem çok zor. Ya da yolumu bağımsız sinemada götürmem lazım. İşte fonlara başvurmam lazım vesaire. Onlar o çok sevilmeyen sıkıcı sanat filmleri mi oluyor? Onlardan çok besleniyorum hayatımda. Ama bu filmin yolu öyle bir yol değildi. Başından itibaren öyle bir yol değildi. Açıkçası rahatsız olduğum şeylerle ilgili eğlenme fikri beni hep keyiflice yazdırdı. Bir şeyi hatırlamam falan gerekmiyor. Zaten yapının içinde sürekli temas halinde olduğun için günlük hayatında da aynı şeyler oluyor aslında. Bir aktör bir senaryoyu neye göre kabul ediyor? Herkesin tabii kendi fikri. Hani bir aktör olarak geniş bir şeye cevap veremem. Kendim için hikaye zaten olmazsa olmaz. Hatta daha demin sorduğun aslında soruya da bir cevap. Yani o kadar iyi bir tekst vardı ki çok derli toplu, harika bir matematikte, çok inandırıcı ve çok böyle cezbedici bir teksti. O yüzden diyorum yani nasıl çekiyorsun?
belki iPhone'la çeksen bile o tekstten güzel bir şey çıkar bu arada. Senin üstüne çok koydum ve bence çok iyi çözdün ama ilk önce hikaye, sonra da oynayacağın karakter aslında. Çok fazla film çekmek isteyen, bu konuyla ilgili insan seviyor. Biraz onlara kafalarını açmak için soruyorum. O matematik bilinir mi? Her yerde öğretilen bir şey midir yoksa tecrübeyle mi elde edilen bir şeydir? Çok bilmiyorum. Ama hiçbir şey bilmiyorsanız burada program yapar mısınız? Hayır, doğru söylüyorsun. Ama şimdi bunu tam bilmiyorum gerçekten. Komedi yani. Matematiği denen şeyden bahsediyoruz. Senaryo matematiği denen şeyden. Ben senaryo matematiğine cevap veremem dedim. Ne komedi matematiğinden biraz konuşabilirim. Çünkü ben de sahnede deneyimlediğim ya da işte o alanlarda biraz daha fazla izleyicisi olduğum, çalıştığım falan bir yer olduğu için birazcık da bir şey söyleyebilirim. Mevcut duruma karakter olarak inanacaksın vesaire. Onlar var ama yine de toplumu da çok iyi anlamış olması lazım oyuncunun. Ki orada cereyan eden şeyin kendi ailesinde de cereyan ettiğini hatırlaması lazım. Sınıfların vesairenin orada hiçbir farkı olmuyor. Aslında aileler ortalama hep aynı şeyi yaşıyor. Ama deminki soruya geri dönersem sadece senaryo değildir değil mi? Mesela hiç şunu soruyor musun? Yanımdaki aktörler, yan roller ya da eş roller kim olacak? Onlar başında belli oluyor mu? Eksik olan oyuncu da vardı, tamam olan oyuncu da vardı biz konuşmaya başladığımızda. O çok önemli bir unsur çünkü bu iş biraz böyle bir takım işidir. Yani karşında iyi bir oyuncu yoksa, paslaşabileceğin bir oyuncu yoksa bu bir dramdır yani. Çok, çok zordur. Olacak işte. Aynı şekilde onlar da senin ismini gördüklerinde daha rahat hissediyorlar değil mi? Kişilere bağlı. Biz birbirimizin ismini gördüğümüzde rahatladık. Çünkü birbirimizi 3 aşağı 5 yukarı tanıyorduk. Ben Erkan'la daha önce oynamıştım. Derya zaten bayılarak takip ettim. Hayran olduğum bir oyuncu. Sarp öyle. Yani Asiye mesela. İsmini bir iki yerde söylemedim. Sonra kötü hissettim. Aynen. Muazzam bir performans gösterdi. Aynen, ve o kadar tatlı bir abla kardeş ilişkisi çıkardık ki benim kendi öz ablamdan daha ablam gibi gözüküyor. Yani valla benim ablamı yan yana koyayım. Biz olmuyoruz mesela. Asiye'li olduk. İyi tekstler, iyi oyuncular. Aynen. Futbola çok benzetiyorum biliyor musun? Yani aslında aynı sistem yani. Futbolda da öyle yani. Belli oyuncular alıyorsun. Doğru yere yerleştirmen lazım. Doğru bir sinerji yaratman lazım. O zaman takım iyi bir sezon geçiriyor. O zaman oyuncuları, teknik direktörü konuştuk. Sıra geldi başkana. Para işleri çok sıkıntılı işler mi? Oyuncularla benim buluşmamı sağlayan kişinin de bu senaryoyu görüyor olması lazım. Bu senaryoda böyle çok şakalı yazılmış şeyler, şu şaka ne kadar komik vesaire gibi bir şey yok. Ama okuduğunda, durumu kavradığında çok komik oluyor. O yüzden bu senaryo daha önce güzel ama bir şey ifade etmedi bana diyen insanlar da oldu. Normal yani, ben de bazen bir şeyi okuyorum ve tam anlamıyorum. Yani hepimizin her şeyi anlayacağız diye bir durum yok. Bu yapımcılarla birleşti. Dilek Aydın ve Mustafa Sönmez'le birleşti. Onlarla atıyorum üçüncü buluşma olsun. Dilek böyle senaryoyu baştan sona okudu ve çok kafamdaki ritimle okudu. Ve dedim ki tamam ya, anlaşmışız biz. Tam istediğim yerlere tepki veriyor. Orada böyle bir şey var değil mi? Ya tamam dedim ya. Yani benim artık o noktada yapacak bir şeyim yok. O yüzden set süreci vesaire de böyle geçti. Şimdi orası böyle huzurlu geçince, oyuncu tarafıyla da bir huzur yakalanınca bizim setimiz başından sonuna huzurlu bir şekilde bitti. İki sene önce yaz okumuştum galiba senaryoyu. O başka bir yetenek. Yani orada okuduğum şeyden geçen hafta Galata seyrettiğim şeyi hayal etmem beklenemez. İnsanlar nasıl ediyorlar bunu? Yani aktör eder mi? Yapımcı eder mi? Çünkü orada bir düz yazı bence var. Bence orada bir şey, kilometre işi. Birçok projeyi başında okuyup sonra nasıl realize olduğunu böyle izliyor olursan, işte bir 10 kere, 15 kere, 20 kere neyse o yani. Ondan sonra 3 aşağı 5 yukarı tahmin etme potansiyeli de yükseliyor ya bence. Şey oluyordu zaten. Yani ben ilk okuduğum senaryolarda oyunculukla ilgili böyle anlamıyordum çok. İki bölüm okumuşum. Birisinden bahsediyor. Bende o hiç yok mesela. Hani çünkü senaryo okumak böyle şey değil. Atıyorum bir öykü okumak gibi vesaire gibi bir şey değil. Çok bir matematik olduğu için bir süre sonra okumayı öğreniyorsun. Okumayı öğrenen insanları birleştirmek daha kolay oluyor aslında. Daha iyi oluyor. O zaman şu yapılamıyor mu? Şimdi bizi seyreden bir sürü filmlere para yatırmak isteyen yapımcılar da olduğu için biraz da anlamak gerekiyor değil mi? Yani sadece paran oluyor olması da yetmiyor mu? Yani bir şeyi okuduğun zaman gözünde tabii, tabii. Canlandırıp ikdam etmeye çalışır yönetmen yapımcıyı. Şöyle kaygılar oluyor tabii ki çalışırken. Ya hakikaten birazcık daha komik oynasın. Söylesene falan olabilir, anladın mı? Kim diyor bunu? Hayır, mesela atıyorum başka bir yerle yapsak bunu, böyle şeyler olabilir. Böyle bir hakkı var mıdır o anlamda soruyorum. Haktan bahsetmiyorum ya. Öneriden bahsediyorum. Bu tatlı bir öneri de olabilir. Ama belli ki espri anlayışımız aynı yerde değil o kişiyle. Ama mesela burada şey oldu. Dilek ve Mustafa ile onlar da bizim eğlendiğimiz şeylere eğlenen yapımcılardı. O anlamda özgürlük alanlarımızı birbirimize gayet demokratik bir şekilde sağladık. Bu hep olan bir şey değil ama yani. Hep o kolay olmuyor, bir şey değil. Çünkü sonuçta günün sonunda bizde bir patron kültürü olan bir memleketteyiz. Tabii, yani bu bir gerçek. O yüzden gerçekten onu kurumsal yapıp mevzuları birbirinden ayıran yönetmen sensin. Bu senin işin. Evet. İş bittiği zaman bana getir. Sen montajını kendi istediğin gibi yap. Ben sana önereyim ama yapma diyen az kişi var. Tabii ki. Evet. Daha çok şey oluyor yani. Hayır, onu öyle yapmayın. Bunu böyle yapın. Bunu korku da oluyor. Tabii ki. Yani şey olduğu için, büyük paralar yatırıldığı için son dakika şey korkular oluyor. Yani böyle atak geçirip böyle acaba bir şey daha mı yapsak? Filme bir şey daha mı eklesek? Yönetmende mi oluyor bu? Yapımda da oluyor. Bazen yönetmende de oluyor. Atıyorum bir dış ses çeksek de acaba, ya da bir altyazım
koysak şuralara falan. Hani son dakikalar. Ben süreçten bildiğim için söylüyorum. Ben de seni bildiğim için ama çok normal gelmiyor. Şimdi sen çok fazla yoğun çalıştın. Mutlaka sizler de öyle ama görmedim sizi. Ama bütün bu sürecin sonunda her şey bu kadar bir yandan da sizin anlattığınız kadarıyla tıkır tıkır işlediğine göre bu harika bir maç olmuş. Evet. Neler ters gidebilirdi? Olabilirdi bu arada. Senin bizim olmadı. Oyuncu olarak çok işin var ama yönetmen olarak ilk işin. Önceki filmlerde, dizilerde neyin yanlış gitme ihtimali oluyordu? Ya her şey olur. Yönetmenle anlaşamazsın, aynı pencereden bakmazsın, karşındaki oyuncuyla aynı yerden bakmıyorsundur. Bir arada bir enerji uyumsuzluğu vardır. Senaryo ilk anlaştığın yerden film değil diyelim ki dizi. Bambaşka bir yere götürmek isterler. Senin burada bir oyuncu olarak çok alanın veya yapabileceğin bir şey olmuyor. İtiraz etme hakkın oluyor mu? Edersin. Etsen burada bazen biraz karşılık bulabilir, bazen bulmayabilir ama sonuçta oyuncu kendi görevini yapmakla sorumlu ya, işte ben onun bir parçasıyım. Koskoca filmde bir parçasın sen yani. Gidiyorsun ve sahne bu ve iyi oynamakla görevlisin. Onun haricinde yapılan hiçbir şeyde senin bir mesuliyetin veya hiçbir parmağın yok yani. Üzerinde nasıl müzik konuluyor, nasıl montaj yapılıyor, evet, o senin vizyonunda olmuyor işte. O yüzden benzer kafalarla çalışmaya çalışıyorsun. Güvenmeye çalışıyorsun. Evet. Bizde de şöyle bir algı vardır ya, işte oyuncu arkadaşlarımıza şey söylerler. Biz dizilerden parayı kazanırız ama asıl yapmak istediğimiz şey sinema filmidir. Hı. Ve o projeleri şeydir. Şimdi ben daha önceki işlerinizi de biliyorum. Bu biraz daha sanki oyunculuk yapmaya alan açmış bir şey gibi. Ya da ben öyle gözle seyrettim. O denge nasıl? Ben şöyle düşünüyorum. Bu tekst mesela gerçekten oyunculuk becerisi isteyen. Oyuncuların böyle bir tenis maçı gibi sürekli kendi arasında bir döndürdüğü, topun hiç düşmediği sahneler var. Şimdi bu dizi matematiklerinde veya çoğu dizide gerçekten iyi yazılan diziler var. Bu sene de var. İki tane böyle yeni iş var. Farklı çıktı ve çok güzel senaryolara sahipler. Ama senede kaç tane dizi yapılıyor bilmiyorum. 80-90. Evet, yani onların arasında hem çalışıyor olman lazım, hayatta devam ediyor. Hem çalışmak istiyorsun. Maddi olarak ve manevi olarak kendini doyurmak tabii ki ihtiyacımız var hepimizin. 140 dakikalık bir şey yapıyorlar ya. Burada ne bir senaristin suçu var, ne oyuncunun, ne yönetmenin. Sistem biraz zor olduğu için bu sistemin içinde sürekli gerçekten altı dolu senaryolarla karşılaşıp bunu aktarma şansın olmuyor bir oyuncu olarak. Herkes farkında bu arada. Kabul ettiğimiz de bir sistem olduğu için bu. Zaten başladıktan sonra şeyi biliyorsun. Hani karakter belirli bir noktada bir yere gidecek ya da hikayeler çok kafandaki gibi açılmayabilir. Sorun yok diyorsun. Televizyon işinde böyle bir zaten onu düzgün yaptıkları zaman da kült oluyor iş. Evet. Atıyorum Ezel oluyor. Evet, başka bir şey oluyor. Evet, yani karakter baştan sonuna güzel yazılmış, edilmiş. Hani var öyle işlerimiz. Çok güzel, başarılı işlerimiz. Yapımcılık tabii benim en çok ilgimi çeken kısım. İyi bir yapımcı neleri kolaylaştırdı? Ya da şu olabilir miydi? Bu kadar kafanızın örtüşmediği bir yapımcı ama sana istediğin şartları sağlıyor. Olmazdı. Sadece para bulmak değil mi konu? Eğer kafamız uyuşmasaydı şimdiki prodüksiyonel şartlarımızın 6 katı olsaydı. Atıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bana gelip arada 14 milyon dolar. Arada gelip böyle işte monitörün arkasından ya işte Derya'yı da söyle ya da yengeye de söyle. Yengeye geleceğiz da. Biraz yüksek oynasın. Yengeye de söyle, biraz bağırsın çağırsın, komik olmuyor falan. O diğer dizisinde çok güzel bağırıyordu. Oradan öyle. Yenge kurmuş bütün filmi, öyle gelmiş yani. Hani şimdi doğal olarak yapımcıların oradaki güveni olduğu için bu şartlarda çektik mi? Çektik. İyiydi şartlarımız. Ama daha fazla bir şey olsaydı ne olurdu? Yok. Anlaşıyor olmamız lazım yapımcıyla. Seninle anlaşırız bu arada. Öyle bir niyetim var galiba. Çünkü şu an hesap yapmaya başladım. Merak ediyorum beni. Biliyorsun beni. Oyunculardan bahsedelim. Hepsini oyuncular, tek tek adını analım. Hepsini. Bir başrol var, o kesin. Evet. Ama neredeyse hiç yan rol yok. Herkes yardımcı gibi. Ensemble. Ben bayılırım öyle işlemeye. Evet, ben de bayılıyorum. Oynamaya yani, da izlemeye de yani. Kaan Yıldırım var. Erkan Kolçak Köstendil var. Sarp Apak var. Derya Karadaş var. Asiye Dinçsoy var. Nergis Çorakçı var. Tarhan Karagöz. Vedat Erincin. Bravo. Yakup Turgut. Çok Muhammed iyi. Mete Karabey. Berat Hekim. Hala olmayan birisi var. Evet. Hayır. Şinasi Yürsever be. Evet. Hepsini saydım. Ama gerçekten çok zordu bunu yapmam. Bu kadar insanı toparlaman. Bir de Eylül ayında yaptı bunu. Aslında o kadar sakıncalı bir ay ki biraz şans işte. Evet. Abi şöyle belli mevsimler geçiyordu ve Haki hep sürekli senaryo üzerine çalışıyordu. Sonra belli mevsimler geçiyordu. Biraz bahane gibi gördün. Siz arkasından şey yapıyor muydunuz? Ha, yapar yapar. Casting'i kim yaptı? Ahat yaptı bizim. Yani şöyle, yönetmenin kimdi? Emre bizim. Evet. Emre Pekçakı. Benim şöyle bir durumum oldu. Senaryoyu yazdım, sete çıkacağım. Tamam birazcık set biliyorum. Neler olduğunu falan az çok. Hani senaryoda yazdım ki insan bir şekilde ikna oldu ama birçok şeyi de bilmiyorum. Ben oyuncuyum yani, hani duruyorum falan böyle. Hani orayı tam bir anlamam lazımdı. O da nasıl bir cesaretse. Evet, evet, biraz cahil cesareti var. Yani var çünkü işe girdikten sonra çok da fazla iş varmış falan oldum yani. Abi yönetmen zaten ilk filmini çekerek yönetmen oluyor herhalde. Yani öyle bir anadan doğuş. Ya istediğim şey. Böyle bir hayat değildi falan dediğim oluyordu bazı günlerde. Emre ile şöyle bir fırsatımız oldu. Bayağı 3 ay beraber yaşadık, çalıştık. Birbirimize durum
durumu anlattık ve Emre sete girdiğinde artık Emre de biliyordu her şeyi. Yani her sahneyi neredeyse bir görüntü yönetmeninin bayağı ben de obsesif gibi çalıştığımız için ezbere bilmesi falan çok olası olmuyor. Çalışırken öyle bir şey çok rastlayamayabiliyorsun. Böyle bir zaman da olmuyor. Bizim ikimizin öyle bir zamanı vardı ve o ikimiz için de çok faydalı oldu. Yani Emre de kamerayla oyuncuların arasında dolaşırken galiba şöyle hissetti oyuncuların hepsi. O da bizden birisi çok falan gibi. Ben de Emre ile oyuncu olarak çalıştığım için şeyi biliyorum. Yani Emre çok müthiş bir insan. Çok da tatlı bir görüntü yönetmeni ve bu oyuncuya çok iyi geliyor. Çünkü oyuncu olarak şeyi bilmiyorsun. Yani o sırada herhalde doğru bir şey yapıyordur diyorsun. Güvenmek zorundasın. Onları akşam mı seyrediyorsun mesela o gün? Evet. Ama bir şey diyelim ki olmadı. Yeniden mi çekiliyor? Yani işten geçme diye bir şey yok mu sinema işinde? Bizim filmde zaten mekanlarımız atıyorum sabit mekanımız vardı. Gidecek mekanlar vardı falan. Yani tekrar gidebilme ihtimalimiz ya da atıyorum evde bir şeyi çekemedik. Tekrar çekebilme ihtimalimiz vardı. Bu insanlara yazık değil mi? Çektik mi? Tekrar. Abi, tekrar bir şey çekmedik ya. Vay bu çok profesyonel. 28 tekrar aldık diyorum. Daha ne çekeceğiz? Anlatamadık galiba. Doğru 28 tekrar var ya. Kaç günde çektin? 24. İyi bir süre değil mi? İyi evet. Ön çalışmayla mı aza indiriliyor? Baştan planladığımız bir şey oluyor bu tabii. Sonuçta yapımcıların da buraya ayırdığı bütçeler vesaireler. Çünkü 6 haftaya çıktığında başka bir şey. 7 hafta çekilen, 8 haftada çekilen film var vesaire ama bizim şartlarımız 4 haftada çekmeye uygundu. O yüzden 4 haftaya planladık. Bir iki tane son bir şey kaldı. Kaç milyon kişi seyrederse bu iş şeye eriyor. O anlamda başarılı deniyor bu sektörde. Şu anki konjonktür için 3 milyon olsa öpüp başınıza koyar mısınız? 3 milyon olsa öpüp başa koymak çok büyük evet, rakam artık onlar. 400-500 bin izlense oh mis gibi tabii benim ki, için tabii yani. Ki yani aynen. Kesinlikle altın portakalı kazanamayacak diyebiliriz değil mi bu film için? Ha evet evet festivallerle ilgili bir yolla çıkmadık zaten biz bu filme. Biz normal gişe filmi olarak çıktık. Festivaller gerçekten benim gidip eğleneceğim filmleri o kadar da kale almazlar mı? Oradaki kriterler. Yok alabilirler. Belki biz bu filmle atıyorum festivale katılsaydık bizi değerlendirirlerdi diye düşünüyorum. Ama yola çıkış noktamız o olmadı açıkçası. 9 Şubat da vizyona giriyor. Evet. Çok şeye alışık değiliz burada. Şunu yapın, bunu alın, bunu seyredin diye tavsiyelere çok alışık değiliz ama hani Flu TV olarak söylemeyeyim, Mustafa olarak söyleyeyim. Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. Bu programları izleyip biraz espri anlayışın bana yakın olduğunu düşünen insanlar varsa bence çok gülecekler. Bir insan karısıyla film çeker mi ya? Çeker ya. Derya evet, çok değerli, çok önemli bir oyuncu ama karınla aynı iş yerinde çalışma denir ya. İşte berabersiniz, hop eve geliyorsunuz, evde berabersiniz. Evet. Bu bir yerde patlar abi, ben sana söyleyeyim. Tamam, ben bunu düşüneceğim. Bu söyledi. Ne yapayım bilemedim. 10 yıllık bir ilişki 4 haftalık filmle patlamaz abi. Şunu sormaya çalışıyorum. Profesyonel yönetmen Haki Biçici. Oyuncu arkadaşları var ama onlar da oyuncu. Profesyonel bir ilişkiniz var. Eşin sette profesyonel oyuncu. O ilişki de profesyonel. Gerçekten Kaan'ın yaptığı bir oyunu beğenmedin ya da tekrar ettirdin. O profesyonellik sürekli devam ediyor mu? Özellikle ilişkisini hiç zedelemez mi? Zedelememesi gerekiyor. Belli bir profesyonellikte bakan kimsenin buralardan zedele almaması lazım bence. Olmuş valla. Yani evet, çok da eğlendik. Çok ellerinize sağlık. Güzel. Zaten sizin nezdinizde bütün o ansambula da çok teşekkür ederiz. Flu TV seyircilerine de samimiyetle öneririz. Bu harika filmi gidip seyredin. İyi bir aile değiliz. 9 Şubat'tan itibaren kaç salonda? Bayağı salonda. Bayağı salonda. Görüşmek üzere.